tek biz değil, bütün takımların canı yanıyor yani hakem hatalarından dolayı. Tabii ki bu da bilerek yapılan hatalar olduğunu zannetmiyorum yani. O kadar da olacağına inanmıyorum. Ama işte biz, bana göre yani çok, belki de futbol hayatımda ben bu kadar gergin bir maç görmedim. Yani hakemin gerginliğinden dolayı, hakemin germesinden dolayı böyle bir maç görmedim. Yani bizim açımızdan tabii ki çok iyi oynadığımız bir maçtı. Gayet iyi giden bir maçtı. Ama tabii ki üzüldüğümüz veyahut da sıkıntı yaşadığımız olaylar oldu. Yani bir futbolcuyu o kadar kolay atmak yani doğru bir şey değil Pedro'yu. Yani bizi en az 20-25 dakika 10 kişi oynattı. Ve ondan sonra tabii ki penaltı olayında hiç anlamıyorum. Onu şöyle anlamıyorum. Arkadaşımız, maçın hakemi gidiyor şeye bakıyor. VAR'a bakıyor ve VAR'da da neredeyse Ahmet'in burnunu kıracak darbesiyle Adana Demirsporlu oyuncu. Ve bunu normalinde kafaya çıkıyorlar. Her faulde eli oyuncuya çarptığı zaman faul veriyorlar. Ve kart gösteriyorlar. Yani şimdi orada adam iki kişinin arasında ve oradan çıkmak için Ahmet'e direkt yumruk gibi yani böyle sallıyor ve vuruyor ve Ahmet de yuvarlanıyor. Dengesi bozuluyor, yuvarlanıyorlar. Yani onu nasıl penaltı veriyorlar ben onu anlamadım. Yani hiç anlayamadık. Yani böyle bir şey ben ilk defa, hayatımda ilk defa görüyorum. Max'ın olayını hiç söylemek dahi istemiyorum. Daha tabelada çocuğun numarası yokken çocuğu oyundan çıkarıyorlar. Önce bir numarasını bir siz halledin. Önce tabelayı halledin. Ondan sonra arkadaş da sahadan çıksın. Yani o kadar böyle oyuncuları gelen olaylar oldu ki öbürlerini söylemeye de gerek yok. Ama bu penaltı olayı, hem bu Pedro'nun öyle kolay atılması, ilk verdiği sarı kart hele. Ya en dokunmayla, bir şey dokunmayla, ikincisi belki arkadan faul yaptı tamam ama birincisi ya olmaz yani. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Bu kadar oyunculara kolay atmamaları gerekiyor. Yani birazcık daha böyle dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bizim kazanabileceğimiz bir maçı rahatlıkla bizim hakem arkadaşlarımızın hatalarında maalesef beraberlikte bitirmek zorunda kaldık. Ama ben takımla çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Maçın ilk yarısında da, ikinci yarısında da 10 kişi kaldıktan sonra biraz bocaladık. Ve dediğim gibi yani o öyle bir penaltı bence yok yani bence olmaz. Bütün yorumcuları da seyrettik, baktık. Çok iyi hakem arkadaşlarımız var. Bu işin yorumunu yapan arkadaşlarımız var, hakim arkadaşlarımız. Hepsini de seyrettik. Hepsinin de kararı bunun penaltı olmadığı ve o oyuncunun atılması gerektiğini ve kart görmesi gerektiğinde herkes aynı şeyi söylediler. Ya biz üzülüyoruz. Yani gerçekten üzülüyoruz. Böyle şeyler olduğu zaman, gerginlik olduğu zaman. Ben hem hakemler adına da üzülüyorum, hem taraftar adına da üzülüyorum. Ve bana göre de en tehlikeli şeylerden bir tanesi taraftarları gergin duruma getirmek, taraftarları tahrik etmek en kötü şeylerden bir tanesi. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani artık biz böyle şeylere alıştık ama ben artık alıştım. Yani hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum ben. Yani her şeyi verebilirler. Bir şey diyemiyorsun artık. Onun için de yani bizim tek istediğimiz şey ya mücadele ediyoruz. Sahada ter döküyorsun. Bir sürü taraftarın geliyor. Oyuncu arkadaşlarımız çok yoruluyorlar. Kızgın, kırgın oluyorlar. Onun için hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi. Yani artık söyleyecek bir şeyimiz yok. Hakemler artık bir şey diyemiyoruz yani. Artık insaflarına kalmış yani bundan sonraki her şey. Altay deplasmanı tabii ki bütün maçlar kadar önemli bir maç. Yani Altay tabii ki çok tecrübeli. Benim de hocam Mustafa hocamız başında. Gerçekten iyi de şey takım. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Hepsinin farkındayız. Oradaki tek hedefimiz kazanmak. Başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Ve sonra Giresun maçımızı da beraber düşünüyoruz. İkisini de inşallah iyi bir şekilde bitirdikten sonra milli maç arası bizim için çok daha iyi olacak. O arayı iyi bir şekilde değerlendirip ligin ikinci yarısına, kalan maçlarımızı da çok iyi şekilde bitirip ligin ikinci yarısına mükemmel şekilde hazırlanıp ligimizi de geçen sezon nasıl bitirmişsek yine aynı hedefimizle yolumuza devam edeceğiz.